Kıymetli Beşiktaş sevdalıları, öncelikli olarak hoş geldiniz. Sizi hiç bekletmeden konumuza geçelim. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir de ayrılık yaşandı. Siyah Beyazlılar Berkay Varda'nın Şerif Kulübü'ne kiralandığını açıkladı. Beşiktaş transfer haberleri Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardan'ın Şerif'e kiralandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılan profesyonel futbolcumuzlarımızdan Berkay Vardan, 2023 24 sezonu sonuna kadar Şerif kulübüne geçici transfer olmuştur. Berkay Vardana yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızı sunarız denildi. UEFA Konferans Ligi 3 Üçüncü en önemli turu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Nefci Bakü ile karşı karşıya geldi ve rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. Foto maç gazetesi yazarları mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazarlar. Beşiktaş haberlerine göre, Abubakar gezegendeki en farklı golcülerin başında geliyor. Belli vücut açısı arayışı yok. Kaleye döndükten sonra yapabildiği sürprizleri sırtını de yapabiliyor. Geriden gelen arkadaşlarını bırakacağını düşündüğünüz anda dönüp topunu dibine girip farkını ortaya koyuyor. Tıpkı ilk golde yaptığı gibi markajla onu durdurmak daha zor. Önce sizin markajınıza takılmış gibi davranıyor. Sonra bir bakıyorsunuz sizi alıp çarşıya götürmüş. Ve arkadan gelen bir arkadaşı golü vermiş. Aynen dün ikinci golde olduğu gibi. Nefçi Bakü. Kabuğunu kırmaya çalışan bir takım. Tatlı sert oyunla rakibini yıldırıp kontrol ataklarla etkili olmaya çalışıyorlar. Şenol Hoca da bunu göre taktik belirlemiş. Orta sahada 3 silahçı Getson, Amir, Salih. Nefçi Bakü'lü oyuncuları karşı verirken sağda Royzer, solda Umut ani çıkışları yaparak rakibin dengesini ve planını bozdular. Sezon öncesi Beşiktaş'ın en önemli avantajlarından birisi takım birlikteliğiydi ve oyun disiplini. Rakip aramaksızın ciddiyetini koruyup çok iyi yardımlaşıyorlardı. Yenilerin 40 yıllık Beşiktaşlı gibi takıma uyum sağlanmış olmaları da çabası. Dört büyükler arasında homojen yapıya sahip olan tek takım Beşiktaş olabilir. Yıldızları ile askerleri arasında asla uçurum yok. Dengeli ve kenetlenmiş bir kartal bu. Transfer şampiyonu olmakla lig şampiyonu olmak çok ayrı şeyler. Ligi genelde en büyük transferi yapanlar değil en iyi takım olanlar kazanır. Şu anda bu görüntüyü veren tek ekip Beşiktaş. Nefçi Bakü engelini de geçildi sayılır. Şimdi Avrupa maçlarındaki görüntüyü lige yansıtmak önemli. Güneş ve takımı bunu da yapacaklar. Nefçi Bakü, Beşiktaş karşılaşmasını iki Türk takımının da dostça mücadelesine sahne oldu. Tribünler Türk bayraklarıyla süslenirken Beşiktaş taraftarlarında stattan ekranlara yansıyan güzellikteydi. Beşiktaş tur biletini ilk maçtan cebine koyarken pazartesi günü oynayacağı Süper Lig'de sezonun ilk maçı öncesinde rakiplerini gözdağı verdi. Beşiktaş 75 dakika rakibine saygı duyarak sahada mücadele etti. Siyah beyazlı oyuncuların oldukça istekli olmaları ve takım olarak disiplinli baskısı da hayli ümit verdi. Kadro deneyimiyle kalitede eklenince dün akşam keyifli bir Beşiktaş maçı izledik. Mert Günoka çok top gelmemesine rağmen ikinci yarıda zamanında çıkışlarıyla formda olduğunu gösterdi. Orta sahada Amir yine görevini fazlasıyla yaparken, Gerson da enerjisiyle Beşiktaş'ın gücüne güç kattı. Abubakar yine golcülüğünü gösterirken, Royzer ve Onur performanslarıyla alkışı hak eden isimlerdendi. Maçın yıldızı hiç kuşkusuz oyunda kaldığı 70 dakikada futbol resтельностиne ortaya çıkoyan Salih Uçandı. Abubakar'a harika bir asist yaparken güzel futbolunda bir de golle süslemesine şapka çıkarılacak cinstendi. Salih böyle oynanırsa milli takımın değişilmezi Beşiktaş'ın da yeni Atiba'sı olur. Zaten Salih çıktıktan sonra Beşiktaş'ın kalesinde fazla pozisyon bulması da önemli. Mesaj yükleniyordu. Son 20'de oyunu giren Rebic de takıma alışması için zamana ihtiyacı var. Semih'in maçın son anlarında rakibi 3'e 2 yaklaşmışken müsait olan Rebic'e pas vermek yerine orta sahadan şansını denemesi Hırvat oyuncuyu çok kızdı. Teknik direktör Şenel Güneş soyunma odasında bu duruma nasıl tepki verdi doğrusunu çok merak ediyoruz. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Görüşmek üzere.